Aysel hocamızla ilgili hocaların hocası en çok kullanılan tabirlerden bir tanesi. Hocamızın konuşma başlığı bir dermatoloğun masalı. Alkışlarınız Profesör Doktor Aysel Gürler için. Herkese merhaba. Hayatımdan parçalar sunmak istiyorum. 28 Aralık 1932 yılında Yozgat'ta doğdum. Annem Deman Ayan, babam Zeki Ayan. Ailenin ikinci çocuğuyum, bir de ablam var. İlk orta lise tahsilimi Yozgat'ta tamamladıktan sonra 1953 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdim. Ve 1960 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldum. O zaman bize zorunlu hizmet koydular. 2,5 yıl zorunlu hizmet yaptım. İlk tayinim Yozgat kasabası Akdağ Mahalleni Sağlık Ocağı'na çıktı. Sağlık Ocağı'na gittiğim zaman benden 2 sınıf büyük olan bir abi oranın başhekimi, ben de oranın sağlık ocağı hekimi olarak tayin oldum. Gittiğimin 3. günüydü, hemşire hanım geldi. Doktor hanım dedi, doğum var, doğuma gideceğiz. Hayatımda ilk kez doğuma gidiyor. Hazırlandık her şeyi, doğum için gittik. Kısmen karanlık bir oda. Hasta bir karyolada yatıyor, devamlı iniyor, sancısı var. Şöyle gözünü açtı, bana bir baktı. Lütfen dedi, çoluğu çocuğu bana doktor diye getirmeyin, bana ziya bea getirin dedi. Tabii bu beni çok yıktı. İlk meslek hayatımın ilk doğum işlemi. Ama ben yılmadım. Hekimliğin verdiği kendine dayanıktan dolayı hastanın yanına yaklaştım. Onunla konuştum. Arada bir sempati oluştu. Empati gelişti. Ve hasta en sonunda doğumu kabul etti. Biz hazırlandık. Ebe Hanım'la birlikte doğumu yaptırdık. Hiç unutmuyorum, tahminen 2 veyahut da 2 kilo 300-400 gram ağırlığında nur gibi bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Bebeğin bakımını yaptık, onu yatağına yatırdık. Annenin bakımını yaptık, onu da yatağına yatırdık. Ama hasta hala bana yan gözle bakıyordu. Tekrar ben sağlık ocağına döndüm. Ama aklım hep hastamda. Acaba ne oldu? Kanama mı oldu? Çocukta bir asfiksi mi oldu? Hep onun sıkıntısı içindeyim. Sabah erkenden Ebe Hanım'ın kapısını çaldım. Ebe Hanım, hastaya gideceğiz dedim. Kalktık, hastaya gittik. Hasta gayet iyi, bebek de gayet iyi. Yine temizliklerini yaptık, bakımlarını yaptık ve yerlerine yatırdık. Ertesi gün yine gittim aynı şekilde. Bu defa hasta bana yakınlaşmaya başladı. Elimi tuttu. Doktor hanım dedi, sizi yordum. Ama dedi, kusura bakmayın, ben de can çekişiyordum. Benim iki tane oğlum var, bu üçüncü. Bu oğluma bir isim koy dedim. Şaşırdım, ben ne isim koyacağım diye. En sonunda düşündüm, benim kızlık soyadım Ayan'dı. Ve delikanlıya Ayan soyadını koydum. Delikanlı, Yozgat Lisesi'nin büyüdüğü, Yozgat Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Ve avukatlık stajı yaptı. Ve yıllarca memleketinde avukatlık yaptı. Şayet sağ ise Ayan, şu anda ya 62 veyahut da 63 yaşlarında. Unutamadığım anılardan bir tanesi bu. Ve bu arada hükümet tabipliğine ve belediye tabipliğine bakan doktor arkadaş ağır bir şizofreni krizi geçirdi. Ve orası boşalınca beni merkeze aldılar. Beni belediye tabibi olarak Yozgat vilayetine tayin ettiler. Ama hükümet tabipliğine de bakıyordum. Ve bu arada salgınlar, aşılar, şehrin hijyen durumu ve adli vakalar yakamış bırakmadı. Bir elimde hijyen kitabı,
bir elimde Adli Tıp kitabı o taraftan bu tarafa koşturuyordum. Bir gün savcı bey telefon etti. Doktor hanım, dağ başında bir otopsi var, beraber çıkacağız. Kalktık gittik, bayırda arkadan vurunca adam kafasına beyin kanaması olmuş, ceset tam böyle bayırın üstünde. Adli tıpta da bir şey vardır, rapor yazılıncaya kadar ceset yerinden oynatılmaz. Ve biz kafayı açıncaya kadar çok zorlandık tabii, ceset aşağıya kayıyor. Arkadan sağlık memurları itiyor ve nihayet kafayı açtık, raporu yazdık, işi bitirdik. Bunlar beni, hekimliğin ne kadar mükemmel bir meslek olduğunu ve hekimlikte ne kadar sabır etmek ve çalışmak gerektiğini, insan denilen varlığın en ulu bir varlık olduğunu öğretti. 2,5 yıllık hükümet tabipliği, belediye tabipliğinden sonra ihtisas imtihanı için Ankara Üniversitesi'ne girdim. Cildiye Kliniği'nde ihtisası kazandım. Sene 1962. 62 yılında girdiğim dermatoloji kliniğinde 66 yılında çok güzel bir tezden uzman oldum. O arada hocamı tanıdım. Saygı duyduğum, ruhu şad olsun dediğim Profesör Lütfi Tat Hoca, Alman ekolüyle kurmuş olduğu bir klinik vardı. Bütün saatler, hepsinin ödevi var, görevi var, zamanı var. Şu saatte gidilir bu kliniğe, şu saatte gelinir. Haftanın 3 günü tercüme saati, literatür saati ve ayrıca seminer saatleri yapılır. Çok şeyler öğrendim Sayın Hocam'dan. Sene 1983, doçent oldum. 73'te doçent oldum. Ve hoca, ben de artık hocaların arasına karıştım. Hoca, Almanya'da, Berlin'deki bir yenilikler simpozyumuna gitti. Hayatında ilk kez gidiyor. Simpozyumdan geldi, dedi ki, çok hoşuma gitti, dedi. Biz veneryal hastalık dediğimiz zaman sadece sifilizden bahsediyoruz, dedi. Gonore var, non-konokoksik gonoreler var, üretritler var. Bundan sonra biz de yenilikler simpozyumunu yapacağız, dedi. 1975 yılından sonra tek yıllarda yenilikler simpozyumu, çift yıllarda da Ulusal Dermatoloji Kongresi yapılıyor idi. Çok güzel günlerdi o günler. 1983 yılında doçent oldum ama hocam o arada bana Behçet hastalığı üstünde çalışacaksın, dedi. Ben de yavaş yavaş Behçet hastalığı polikliniğini kurmaya başlamıştım. Gazi Üniversitesi açıldı, beni dermatoloji kurmakla görevlendirdiler. 1,5 yıl orada çalıştım ama öğle tatillerinde gelip Behçet polikliniğini yapıp tekrar Gazi Üniversitesi'ne giriyordum. Ve böyle böyle biz işi büyüttük. Behçet polikliniği 11 öğretim üyesinde katıldığı Behçet merkezi haline geldi. Dünya kongrelerine gittik. Orada çok güzel tebliğlerde bulunduk ve 2000 yılında da Behçet Haftalığı TÜBİTAK Bilim Ödülünü kazandık. Bu başarıların hep başında hocam vardır. Ruhu şad olsun. 2000 yılında ben emekli oldum. Emekli olunca sadece muayenehanemde haftanın 3 günü 3 saat çalışıyordum. Rızvan Hocam telefon etti. Aysel, gel bir dermatoloji kliniği kur diye. O sıralarda kendimde hiç gücüm yoktu çünkü stresim, sıkıntım vardı. Fakat hocamı kırmadım, gittim. 10 yıl orada bir dermatoloji kliniği kurdum Ufuk Üniversitesi'nde. Asistanlar, doçentler, profesörler yetişti oradan. Çok güzel de bir klinik oldu. 2015 yılında, 2005'te gittiğim Ufuk Üniversitesi'nde, 2015 yılında
kendi arzumla emekli oldum ve tekrar muayenehaneme döndüm. Şu anda muayenehanemde çalışıyorum. Haftanın 3 günü. Siz bana diyeceksiniz ki, hoca bu enerjiyi nereden buldun? Bence 3 sebep var. Belki lüzumsuz konuşuyorum, affınızla diliyorum. Birincisi, doyumsuz insan sevmek. İnsanları sevdiğiniz anda, insana verdiğiniz sevgi hep karşınızdan size müspet elektronla geliyor. Sizi çok besliyor. İkincisi ise çalışmak, bedensel çalışmak. Üçüncüsü ise en az her gün 2 saat okumak. Tıp dışı konularda. Şimdi bütün bu kadar zorluklara rağmen bu meslek, güçlüklerine rağmen ama değerine rağmen Türkiye'de son yıllarda hekime yapılan sıkıntılar beni şahsen çok üzüyor. Tahmin ediyorum ki hepinizi üzüyor. İnşallah bunlar sonun olacak. Şu anda Cumhuriyetimizin birinci asrını devirdik. Hepimize kutlu mutlu olsun ve Cumhuriyet sonsuza kadar devam etsin. Ama bizi bu pozisyona getiren Büyük Atatürk'üme saygı, sevgi, hürmetle önümde ediyorum saygılarımla. Hakikaten programınızı çok beğendim. Son derece ilgilisiniz ve sizinle irtibat kuracak kişilerle devamlı diyalogtasınız. Bu beni çok mutlu etti. Çünkü sizinle diyalog kuracak kişi boşluğa düşmüyor. Bir sahip buluyor. O sahipten istifade ediyor ve enerjisi artıyor. Doktor İkiz'i ben çok beğendim. İlk defa gördüm, tanıdım ama hakikaten çok beğendim.